Herkese merhaba. E-Devleti açtıktan sonra E-Devlet'in arama kısmına COSGAP yazıyoruz. Zaten ilk ekranda, ilk sayfada çıkıyor karşımıza. Orayı tıkladıktan sonra uygulamaya git diyoruz. Kabul eti tıkladıktan sonra buraya şu kısma TC'ye giriyorsunuz. Giriş diyorsunuz. Giriş dedikten sonra şöyle bir uyarı geliyor. Bu uyarıyı aldıktan sonra tıklayınıza tıklayıp ileride içeride belli bir kayıt sistemi var. Çok uzun süren işlemler var ama bir sonuç vermiyor. Bu burada vakit kaybetmenize gerek yok. Bunu kapatıp E-Devlet özür diliyorum. Postaneye gidip Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kayıt yaptıracağım diyorsunuz. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kayıt yaptıracağım diyorsunuz postaneye. Postaneler açık. Gidebilirsiniz. O kaydı yaptırdıktan sonra buraya giriş dedikten sonra bu uyarı karşınıza gelmeyecek. Bu uyarı karşınıza gelmeyecek. Sizi direkt KOSGEB'in o kredi ile alakalı başvuru yapacağınız ekrana aktaracak. Orada da kayıt yapmak çok kolay. Orada video çekme ihtiyacı bile hissetmedim. İleri 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 deyip zaten otomatik bilgileriniz oraya gelecek. İleri 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 deyip aşamaları ileriye doğru devam ettireceksiniz. Sadece sizden belli bir bölümde mail adresi ve telefon numarası isteyecek. Onları girdikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Çok basit, çok kolay. Yalnız ben de yaptım o hatayı. Burada şu tıklayınıza girip içeride bir sürü vakit kaybettim. Neredeyse bir günümü harcadım. Hiç gerek yok. Benim gibi insanlar vakit harcamasın diye de bu videoyu çekmeye karar verdim. Bir de bu şeyden krediden kimler yararlanacak? Kısaca ondan da bahsedelim. İmalat, bilgisayar programı ve bilişim Ar-Ge faaliyetlerinde bulunanlar yararlanabilecek. Bunu nasıl ayırt edeceğiz derseniz vergi levhanızda faaliyet kodu var. Faaliyet kodunun solunda 6 rakamlı bir sayı var. O sayının ilk iki harfi 10 ve 33 arasında olacak. 10 ve 33 dahil. 10'dan 33'e kadar eğer bir sayı ile başlıyorsa vergi levhanız başvurabilirsiniz. Bir de 72 ile 76 olması lazım bu programlamayla veya Ar-Ge ile alakalı olarak. Ama daha çok imalatçıların muhtemelen başvuracağı bir şey. Bir de 2019 yılında en az 75.000 TL'lik fatura kesmiş olmanız lazım. 2020 yılının ilk 5 ay KDV beyannamesinde 2019'un ilk 5 ayındaki KDV beyannamesine göre %25 gelir kaybına uğramış olmanız lazım. Vergi ya da SGK borcunuzun olmaması lazım. O şekilde kuralları var. Bu kuralları sağlayıp da başvuru yapmaya karar veriyorsanız, dediğim gibi postaneden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kayıt olacağım diye söylüyorsunuz. Onlar sizi kaydediyorlar. Size de bir evrak verebilirler. O evrak sıkıntı değil. Bir şey ifade etmiyor. O evrak sadece sistem açılsın diye. Ama esnaf sicile kayıtlıysanız esnaf sicilden sicil gazetesi isteyeceksiniz. Bu sicil gazetesi önemli. Az önce söylediğim ekran açıldıktan sonra yükle ileri 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 şeklinde yapacağınız uygulama sırasında esnaf sicil gazetenizin oraya yüklenmesini isteyecek. Fotoğraf olarak veya PDF olarak oraya yükleyebilirsiniz ama PDF olarak taratıp gönderirseniz daha sağlıklı olur. Taratma imkanınız yoksa güzelce üstten flaşlı, ışıklı, gölgesiz, düzenli bir şekilde çekip gönderirseniz yani bir sicil gazeteniz okunmadı diye işleminiz yarım kalmasın. Onu biraz daha özenirseniz sizin için daha sağlıklı olur. Bu şekilde bilgi vermek istedim.